Merhaba değerli izleyenler. Asclepius Bilge yayınına hoş geldiniz. Bu yayın Asclepius'un yaptığı ilk Türkçe yayındır. Amacımız Türk asırlı doktorlarımızı davet edip çeşitli tıbbi konulara hepimizin anlayabileceği şekilde değinmek. Bugünkü konuğumuz Başhekim Doktor Orhan Kahraman. Kendisi Asclepius Klinik Noat'ta genel, viseral ve damar cerrahisi uzmanı ve bugün bize safra kesesinin alınmasından bahsedecek. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Doktor bey, safra kesesi anatomik anlamda vücudumuzun neresindedir ve hangi fonksiyonları taşır? Safra kesesi vücudumuzun göbek kısmı sağ üst bölgesinde bulunmaktadır. Karaciğerin ürettiği safrayı depolama işlemini görür ve safra sindirim sistemi için gereken bir maddedir. 12 parmak bağırsağına gerektiğinde verilir, boşaltılır. Nerede tam olarak gösterebilir sağ misiniz? Sağ üst bölgede burada model olarak görebiliyoruz. Bunu bir çıkartalım. Şöyle döndürdüğümüz zaman yeşil olarak renklendirilmiş burada safra kesemiz. Karaciğerin sağ üst bölgesinde bulunmaktadır. Evet, safra kesesinin nerede olduğunu gösterdiniz. Peki hastalığa neden olan şey nedir? Neden e, safra kesesi iltihaplanır veya hastalığa sebep olur? En sık görüntümüz, gördüğümüz e, rahatsızlıklar safra kese taşları ile intihaptır. Safra kesesi taşları intihaba neden açabilir, yol açabilir. E, safra kesesindeki taşlar safra ana yollarına kayar. ve burada tıkanıklar neden olabilir. Karaciğerin ürettiği safrayı akıntıda engeller. Bu sarılığa yol açar, pankreatite yol açar. Nadir görünen safra kese kanserine yol açabilir. Evet. Ee, peki safra kesesinin iltihaplanmasına yakalanan bir hastamız ne gibi semptomlarla karşılaşabiliyor? Ateş, titreme, e, mide rahatsızlığı, göbekte rahatsızlık, kusma, bulantı, bunun gibi semptomlar Evet. yol açabilir. Ee, peki baş dönmesi yaşanıyor mu? Yok. Baş dönmesi yaşanmıyor. Peki ee, semptomlardan hariç hangi yöntemlerle, e, metotlarla hastalığı teşhis ediyorsunuz? En um, deneyimli tanılar ultrasonografidir. Bu iyi bir uygun bir um, tanıdır, um, hızlı yapılır, hastaya zarar vermez ve neticeyi çabuk elde edebiliriz. Burada sonuç alamazsak gerekirse um, bilgisayar tomografi çekebiliriz. MCTP dediğimiz metodlardan um, tanıya koyabiliriz. Hem bir tedavi hem de tanı için bir araçtır. MCTP veya endozonografi. Evet ve teşhis ettikten sonra ne yapılması gerekiyor? Yani terapi metotları nedir? Mecbur operasyon şart dediğiniz bir hastalık mı? Genelde safra kesici taşları rutin bir muayenede ev doktorunuza gidersiniz orada ortaya çıkan bir sonuçtur. Yani %60'ı Almanya yaşayan vatandaşlarımızın taşı vardır. Yalnız bunların hepsi sorun yaşamıyor. %20'si kadar sorun yaşayabilir. Sorun yaşamayan hastalara sessiz taş taşıcı diyoruz. Bunlara ameliyat şart değildir. Yalnız hasta bir sorun yaşadığı zaman ağrı veya bu demin bahsettiğim simptomları yaşadığı an doktora görünmesinde fayda vardır. Eğer görünmediği an hastalık ilerlerse, intihablama olup ilerlerse safra kesesinde apse, delinme veya çürüme yol açabilir ve bu hayatı tehlikeye yol açar. Evet. Ondan sonra hayatı tehlikeli olduğu olabilir. zaman da... Ve ameliyatlar ve bundan sonraki e, ulaşan tedaviler daha zorlaşır. O yüzden rahatsızlık olan hastalar doktora görülmesi gerekir. Bu e, tanımlar uygulanması gerekir. Ondan sonra da hastalarla beraber beraber tartışıp ameliyata yönlendirebiliriz. Operasyon nasıl oluyor? Bize anlatır mısınız? Operasyon esnasında ne gibi şeyler yapılıyor? Detaylarına girersek. Ticiz koyduktan sonra... Çok bir rutin bir ameliyattır. Yaklaşık 45 dakika süre alıyor bize. Bunu biz laparoskopik olarak yapıyoruz. Çok gelişmiş bir metotur. 1990'lardan beri uygulanıyor. 3 veya 4, 0.5 ile 1 santim arasında kesikler yapıyoruz. Ve küçük borucuklarla safra kesesini karaciğerin altından çıkartıyoruz. Hastamız bundan ameliyattan sonra yaklaşık 2 gün bizde kalıyor. Biz misafirimiz oluyor. İkinci günü eve gönderiyoruz. Ameliyattan sonra dikkat etmeleri gereken şeyler nedir? Mesela e, belli şeyler yemek, yeme, yok. rahatsızlık üreten yemekler, daha çok spor yapma mecburiyeti gibi şeyler var mı? Hiç herhangi bir bir sıkıntı yok. Rahatsız eden hastayı organ, safra kesesi, taşlardan olduktan dolayı organı aldıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok. İstediğini yiyip içebilir. Tabii ki her şeyi bir belli çerçeveye geçmemesi süretildi. Hap tedavisi yapılması gerekiyor mu? Yani daha çok spor yapılması gerekiyor mu? Veya e, belirli yemek çeşitlerini e, yemesi gerekiyor mu hastalarımız ameliyattan sonra? Hayır ameliyattan sonra herhangi bir e, dikkat edecekleri bir şey yoktur. E, safra kesesi kendisi sorun yaşattığı için ameliyattan sonra bu organ daha mevcut olmadığı için herhangi bir e, dikkat edilecek bir şey yoktur. Tabii ki her şeyi belli çerçeveler açmaması suretiyle istediklerini yiyip içebilirler. Benim bu hastalıktan ziyade safra kesesinin alınmasından ziyade değinmek istediğim çok önemli bir konu var. Asklepios'ta yapılan Türk Sprechstunden adı altında bir proje başlattık. Bu proje esnasında Türk vatandaşlarımız, Türk doktorlarımızla direkt iltibata geçebilecek. Yani Almancası kırık olan hastalarımız artık hastaneye geldiğinde sorun yaşamayacak. Bunun avantajlarından bize bahseder misiniz? Yani direkt sizinle itibata geçmesi hastalarımızın geçmesinin avantajı nedir? Yani gerek operasyondan önce gerek sonra konuşmalarda siz ne gibi avantajlardan yararlanıyorsunuz? Evet hastalık zaten zor bir durumdur. Hastaya bir stresli bir duruma sokar ve buna da lisan ve dil eklenirse daha bir sıkıntıya giriyorlar. Ve vatandaşlarımız bu sorunu yaşamaması için biz de ilk başlarda Türkçe danışma hattını kurduk. Bunu haftada bir salı günleri uyguluyoruz. Yaklaşık 3 senedir gönüllü olarak bunu daha geliştirmeyi düşünüyoruz. Bize danışabilirler. Telefon numarasını verebilirim. 18 18 87 1600'ü arayarak direkt benden randevu alabilirler. Ve hastalarımıza burada cerrahi konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki sizin hissettiğiniz şeyler neydi yani hastalarımız daha mı rahat oluyor konuşurken? Tabii. Daha rahat oluyorlar, kendilerine daha yakın buluyorlar. Bazı e, Türk lisanını konuşmayan hekimlerinin karşılaştıkları zaman her şeyi açıklayamıyorlar, anlatamıyorlar diğerlerini. Burada biraz stresini almaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz, yönlendiriyoruz. Hastalarımıza böylece yardımcı oluyoruz. Fişi size daha doğru bir şekilde koyabiliyoruz. Tanımını daha kolay koyabiliyoruz. Çünkü hastalardan alacağımız bilgiler bizim için çok önemli. Eğer bu da lisana takılıyorsa bu zamanda gerekmeyen bir şeydir. Getirince Türk hekimlerimiz mevcuttur. Asklepios'ta bayağı bir Türk hekimlerimiz çalışıyor. Ben de genel olarak hastalarımıza yardımcı olmaya çalışacağım. Bu aydınlatıcı röportaj için çok teşekkür ederim. Ve umarım siz de not alıp bu hastalık hakkında birçok bilgi edinmişsinizdir. Diğer hastalıklar hakkında da bilgi edinmek istediğiniz takdirde www.asklepios.com eik çizgi nachtvorlesungen veya YouTube sayfamızdan bilgi edinebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.